Şimdi geldik özel denklemeye. Yani ilk anlattığımız kısım kalıp belliydi. Bundan sonra birazcık daha özgür bir ortam tabiri caizse. Nasıl olacak kardeşim? Şöyle olacak. Bilinmeyen sayısının denklem sayısından fazla olduğu, üstü, köklü, hatta mutlak değerli, karışık kuruşuk şeyler geldiğinde karşımıza artık kafamızı daha derin kullanmamız gerektiği ortaya çıkacak. Şimdi hemen bir örnekle izah edelim biz. Burada bakıyorum ki iki denklem var. Falanca eşittir 4. Filanca eşittir eksi 1. İki denklem var ama bilinmeyen A, B, C, 3 bilinmeyen var. Bilinmeyen sayısı fazla. Bunlardan birine serbest değişken denerek de çözecek. Bazı sorularda söyleyeceğiz onu. Ama bu soruda hemen taraf tarafa topladığımda eksi B artı B birbirini götürüyor. A artı C 4 eksi 1 daha topla gel 3 olduğunu görüyorum. Bu soru basit bir soru olmuş oluyor. Her soruda bu kadar şanslı olamayabiliriz ama korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Soruyu çözeceğiz. İşte bir başkası ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu bir üniversite giriş sınav sorusu bu. ABC toplamını bulacağız. Burada şimdi olay biraz farklı. 3 denklem var, 3 bilinmeyen var. Yani denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit. Bu daha çözülebilir bir denklem. Hemen toparlasam. Kaç tane A var? 1 burada var, 1 burada var. 2 A var. 1 burada var, 1 burada var. 2 B var. 1 burada, 1 burada. 2 de C var. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C eşittir. Sağ tarafı da hemen topluyorum. Zaten şurası 18 yapıyor. 12 de burada 30 yapıyor. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. İşte 15'i buluyorum. Burada yere gelmişken hatırlatayım. Mesela şunlardan birini 12'yi alsam, şurada gördüğüm yere koysam, hemen C'yi kaç buluyormuşum? 3. Tek tek burada elemanları bulabiliyormuşum. C'yi 3 buldum ya. He, buldum tamam. C yerine hemen şurada 3 yazsam, şurası 4, şu denklemden kastediyorum. C yerine 3 yazsam B'yi de buldum. İşte sorularda sorulsaydı ben bir soru daha kafama göre çözüyorum şu an. Hemen çözmüş oluyoruz. C'yi biz 3 bulmuştuk. Tamam. Onu buraya yazsam şurası 8 olur. Şuradaki denklemde işte A'yı da buldum. Yani tek tek buradaki bileşenleri bulmak da bazı sorularda mümkün. Yine bir başka çıkmış üniversite giriş sınav sorusu benzeri. Pozitif tam sayılar demiş. Denklemini sağlayan A değerini bulalım. Şimdi ben nereden biliyorum? Az önceki soruya geri dönüyorum. Nasıl ben bunu toplayacağımı tahmin ettim. Çünkü toplama sordu. Taraf tarafa topladım. Bu soruda nasıl bileceğim ben şimdi ne yapacağım? Burada bir çarpım var. Burada da burada da. Bir çarpsam bakalım. Şansımı bir denesem. A ile A'yı çarptım. A kare B ile B'yi çarptım. B kare C ile C'yi çarptım. C kare 6, 8, 12. Yani burası A, B, C'nin karesi 6, 8, 12. Şu sağ taraf bir şeyin karesi mi? Evet, bir şeyin karesi. 6. 8'i de 4 çarpı 2 yazsam. 6'yı yazdım. Yazdım. 8'i de yazdım. 12'yi de 6 çarpı 2 yazsam. Bakıyorum şurası 6'nın karesi. Güzel. Şurası da 4 kere 4, 16. Şu üstten çizmeye çalıştığım 4, 2, 2, 16. O da 4'ün karesi. Yani 24'ün karesi bu. Çok güzel. 24'ün karesi. Yani şu içerisi pozitif tam sayılar olduğundan pozitif çıkacak. Hemen şu içerisini ben şuraya toplasam. A, B, C, 24. A sayısını bulacaksam BC çarpımının 8 olduğunu buraya yazarım. Şuraya da kaç bulurum? A yerine kaç bulurum? 3 bulurum. Olay bitti. Diğerlerini de bulabilirdik. Şimdi bu soruyla devam ediyoruz. A sayısını bulacağız. A'nın ve B'nin eşiti var. 3 denklem, 3 bilinmeyen var. Hemen şöyle yapabiliriz. Biz B yerine ne yazabiliriz? 2C. B yerine 2C yazsam 2 kere, pardon düzeltiyorum. B yerine 3C yazıyorum. B yerine 3C yazınca 2 tane 3C, 2 tane 3C, 6C. Yani şöyle bir tane denklem kurgulamış oluyorum. Hemen A'nın yerine A. Ama B gördüğüm yere 2'ye böldüm bunu. Bunu da 2'ye böldüm. A bölü 2 olur bunu 2'ye bölersem. A bölü 2. C gördüğüm yere A'yı ve bu 6C'yi 6'ya bölerek A bölü 6 yazabilirim. A bölü 6 eşittir 40. Olay bitti. Olay bitti. Payda eşitleyeceğiz. Ben payda eşitlemeyi değişik bir yolla yapayım şimdi. Paydadaki en büyük sayım 6. 6 ile burayı, 6 ile burayı çarpayım. 6 ile burayı çarpayım. Çarpıyorum şöyle. Bir kere yan tarafı çarpıyorum da çarpmıyorum. Dursun. 6A artı 6 kere bunu çarpacağım. 3A. Yani 6A'nın yarısı. 6A'nın 6'da biri. İşte olayımız bitti. Burası 10A eşittir 40 kere 6. Bölüyorum ben bunu ona. A eşittir 4 kere 6. 4 kere 6, 24. Cevap D seçeneği. Bir başka sorumuz. Buradan da B'yi bulacağız. Yine iki denklem,
3 bilinmeyen var. B'yi bulacaksak A ve C'den kurtulalım. Şöyle kurtuluruz. Hemen ben şuradan C eşittir 4 eksi B yazarım. Bu bir ne kadar güzel. Bir de diğerinden şu vatandaşı 4'e eşitleyeyim ben şurada. A eksi B eşittir 4. A eksi 4'tür B. Diyor. Veya neyi çekecektim ben? A'yı çekecektim. A eşittir B artı 4. A'nın eşitine, C'nin eşitine şurada yerine yazayım. A'nın ve C'nin eşitini şurada yerine yazayım. Ne cinsinden yazayım? B cinsinden. Şunu siliyorum. Şunu yazıyorum. B artı 4. Artı B duruyor. Artı. Şimdi şu C yerine 4 eksi B yazıyorum. 4 eksi B yazıyorum. Olayımız bitti. Eşittir 10 duruyor. Şu eksi B'nin biri gidecek. Şu 4, 4 daha 8 olacak. 8'e 2 eklersem 10 oluyor. B demek ki kaçmış? 2. Yaklaşımımız böyle olacak. Kimi soruyor? B'yi. B'yi bulacaksam A ve C'den kurtuluyorum. Nasıl kurtuluyorum? A'nın ve C'nin B cinsinden değerlerini bulup yerine yazıyorum. Mümkünse tabii sorusuna göre değişir bu. Bir başkası. Şimdi bu temel kavramlar sorusu içerisine de giriyor bu. Aslında iki denklem, üç bilinmeyen var. Pozitif tam sayılar demesi çok güzel bizim için. Soruyu çözdürmek için bir başlangıç. Bu öncülleri çöpe atmıyoruz. Bunları dikkate alıp çözüyoruz. ABC toplamının en küçük değerini alacağız. Tamam. En küçük pozitif tam sayı 1'dir. En küçük pozitif tam sayı 1 ama A B'ye bağlı, B de C'ye bağlı. Ben şuradan C'den buna 1 versem, buna 1 versem şunun 4 olma zorunluluğu ortaya çıkıyor. 4'ten çıkar biri 3. Buna 4 vermiştim. Burası 9 oluyor. 9'dan da 4 çıktı. 5. Demek ki 9, 4, 1 olabiliyor en küçük. 9, 4, 1. Topla gel. 14 cevabımız D. Gerçekten bir başka çözüm. 2 verseydik C'ye 2 verseydik. Burası 5 oluyordu. Buna 5 verseydim. Bu 10 oluyordu. Bir başka çözüm. 10, 5, 2 topla gel. 17. Böyle sonsuz tane çözümü var bunun. Az önce de dediğim gibi eğer de bilinmeyen sayısı denklemden fazlaysa bir tanesi serbest değişken sonsuza giden çözümler verebilir. En küçüğünü sormuştu. Cevabımız D. Şimdi bir başka denklem çeşidine geldik. ÖSYM'de bu denklem türünü seviyor. Gerçekten soruyor. Yani ne olacak? Eğer pozitif bir fonksiyonda bir başka pozitif fonksiyonun toplamı sıfırsa bunların içleri sıfır olmak zorunda. Pozitif fonksiyon şudur. Bir ifadenin karesi, bir ifadenin dördüncü kuvveti, bir ifadenin altıncı, sekizinci çift kuvvetleri varsa bunun sonucu yani bu ifadenin karesi en küçük sıfırdır. Negatif olmaz. Yani ben burada eksi 5 ile artı 5'in toplamı sıfırdır diyemem. Bu artı 5 olsa da çift kuvvetlerden bir ifade, bir fonksiyon, bir terim neyse o negatif olmaz. Ancak içler sıfır olursa olur. Şu da pozitif fonksiyon haddi zatında. Yani bu da pozitif, bu da pozitif, bu da pozitif. Bunların en küçük alabileceği değerler sıfırdır. Sıfırdan küçük olamazlar. Şimdi örnekleyelim biz bunu. Bir sayının karesi, bir başka sayının karesi toplanmış sıfır olmuş. X ve Y'yi bulacağım. Bu ancak şöyle mümkündür. Sıfırın karesi, sıfırın karesi sıfır. Daha da sıfırdan küçük olamaz bir sayının karesi. Olsa olsa böyle olur. O zaman buradan x'i 2 seçeceğim ki bu 0 olsun. Y'yi de eksi 3 seçeceğim ki bu 0 olsun. X artı Y'de tabii ki 2 eksi 3'ten eksi 1 olacak. Bir sayının karesi en küçük. Şöyle de ifade edebilirim. X eksi 2'nin karesi daima x ne olursa olsun mudur? Y artı 3'ün karesi, y ne olursa olsun artı burası daima budur. Daima böyledir ki en çok sonsuza gider. En az sıfırdan daha aşağı olamazlar. Bir başkası yine falancanın karesi artı filancanın mutlak değeri eşittir sıfır. Bu da şöyle olur. Sıfırın karesi artı mutlak değer sıfır olursa sıfır olur. Çünkü az önce de söylediğim gibi şöyle bir kare alma işlemi şöyle bir sonuç çıkarır bize. Şöyle bir mutlak değer işlemi, mutlak değerin en küçük değerinin sıfır olduğunu söylemiştik. Bu sonucu çıkar. O zaman bizim denklemimizin çözümü şu içerse ve bu içerse sıfır olacak. Yani x eksi 3y sıfır olacak. Öbür taraftan x artı y eksi 1 sıfır olacak. Ben neyi bulacağım? X değerini bulacağım. Hemen ben şunu 3 ile çarpıp toplasaydım. Hemen şurada 3x, 1x de burada var 4x. Hemen 3y eksi 3 artı 3'e gitti. Ne kadar güzel. Hemen şurası da eksi 3. Eşittir. 3 kere 0, 0 zaten. Bunu buraya çarpsam da sonucu değiştirmeyecek. 4x 3. Buradan da x eşittir. 3 bölü 4 bulunur. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi üstü ifade, köklü ifade veya çarpanları ayırma kuralları kullanarak çözebilecek denklemleri göstereceğiz. Yani birazcık daha denklem türleri karışırsa bizim kafamız karışmayacak. İnşallah şöyle çözeceğiz. Buradan
Ne yapayım ben şimdi? Şunu ve şunu 3 üzeri x'e göre düzenleyebileceğimi görüyorum. Nasıl görüyorum? Zaten bu 3 üzeri x. Şunu da 3 üzeri 1, yani 3 üzeri 1, 3 üzeri x yazamaz mıyım? Yazarım. Hemen ben burada 5 elma, 3 elma, 8 elma babından ilkokul formatı. İşte olay bitti ama. İşime yaradı çünkü. 8'e böldüm buraları. 3'ün x'inci kuvveti 9. 3'ün hangi kuvveti 9? 3'ün karesi 9. O zaman x 2. İşte tek harekette bitti. Bir başkası. A ve B reel sayılar olmak üzere A ve B değerleri için bu eşitliği sağlayan A ve B değerleri için AB çarpımını bulalım. Bu biraz daha nitelikli, birazcık daha zorlayıcı bir soru. Ben böyle bir soru gördüğüm zaman işin içinde de kareler varsa tam kare yakalamaya çalışmam lazım. Biraz çarpanları ayırmayı konuşturmam lazım. Karşıdan eksi 6 a'yı buraya aldım. Dursun bakalım o bir. 4 b karenin yanına eksi 4 b'yi aldım. Eşittir 0 kaldı. Şimdi niye böyle yazdım? Şunu aldım. Şunu aldım. Bunların yanlarına koydum. Eksi 10'un buraya 9'unu koymak zorundayım. Sonra artı 1'ini de buraya koymak zorundayım. Neden? Neden kardeşim bunu yaptın? Şurası a artı 3'ün karesi. Şurası 2b eksi 1'in karesi çünkü o yüzden. İşte olay bitti. Yani bir tam kare yaptım. 6a'yı a kare ile birlikte tam kare yapan 3'tür. 4b kare 2b'nin karesidir bu. Bu da 2b'nin iki katı demek ki 1 lazım gibi düşüneceğiz. İşte az önceki soru tipine indirdim şimdi ben onu. Bu içleri sıfır olursa, yani uzun lafın kısası, sıfırın karesi, gene sıfırın karesi sıfır formatında olmak zorundaydı. A kaçmış? Eksi 3. B kaçmış? 1 bölü 2. AB çarpımı neydi o? Eksi 3. Eksi 3 de 1 bölü 2'yi çarpken, eksi 3 bölü 2'ymiş cevabımız. Bir başkası en küçük değeri, işte en küçük en büyük değerlerde de tam kare haline getirip bakacağız. Tam kare haline getirebilmek için burada bir 2x kare var, 4x kare, 4x'e var, 2y kare var. Bir de fazladan 2x var. Ben şimdi şunun içinden bir tane x kareyi alsam, şunu bir aldım. Şunun içinden de bir, yani onu da 2x aynen aldım. Bir tane de 1 olsaydı burası tam kare olurdu. Burası bir tam kare olurdu. Devam. Burada bir x kare kaldı. X kare kaldı. 4x'e var. Bir de 4y kare var. Bu da bir tam kare. Ben şimdi şunu, şunu, şunu ve şunu kullandım. Fazladan 1. Yani bir eklediysen 1 çıkarmam lazım. Eksi 5 vardı. Bir de 1 çıkardım. Ben şimdi bununla ilgili bir işlem yapacağım. Yani ne yaptın sen kardeşim? Şunu yaptım. Eğer işin içinde 2x varsa bunun başına buradan bir x kare alarak şu x kare artı 2x'e bir tane de 1 getirdim. Artı eksi 1 ekleme çıkarma yapabilirim. Şuranın bir tam kare olduğunu gördüm. X artı 1'in karesi. Artı. Sonra şuradaki kalan diğer x kareyle şunu ve şunun da şurada göstermeye çalıştığım gibi bir tam kare olduğunu görüyorum. Şurayı da eksi 6. İşte bunun en küçük değerini bulurken bir mutlak değer veya kütle ifade çift kuvveti veya işte kare, dördüncü kuvvet vesaire varsa bunun ve bunun en küçük değerleri sıfırdır. Bir sayının karesi olsa olsa en küçük sıfırdır. Yani x'in eksi bir yazınca bu sıfır oluyor. İşte y'de uygun bir değerle bu sıfır oluyor. Elimde kalan en küçük değerdir. Yani şunun en küçük değeri sıfır. Bunun en küçük değeri sıfır. O zaman bu ifadenin en küçük değeri sıfır. Sıfır eksi 6'dan cevabı eksi 6 bulmuş oluyorum. Bir başkası x kaçtır diyor. Burada biraz da çarpanlara ayırma var tabii ki. Biraz değil bayağı bir var. Hemen şöyle görüyorum ben. Şu ifadeyle bu ifade benzeşiyor. Ben şunu kök içinde x eksi 1 ve kök içinde x eksi 1 diye yazamaz mıyım? Yazarım. Kökler kurtulur. Çarpılınca x eksi 1 olur. Niye böyle yazdım? Şunun biriyle bunun birini sadeleştirebiliyorum çünkü. Sadeleştirdim. Sonra şu kalanları yazayım bakayım. Tabii ben şunu x parantezine alayım. 1 artı x artı x kare. Şöyle şu kök içinde. Şöyle kök içinde çarpı. Orada bir tanesi kaldı. Kök içinde x eksi 1 bölü. Sonra şu birin kübüdür. Şurada da iki küp farkı var. Yani şu kök içinde birinci eksi ikinci. Sonra birincinin karesi çarpımlarının zıt işaretlisi ikincinin karesi eşittir 3'ü de yazdım. Şimdi şu da şu kökle şu kökle birbirini götürür. Şu kökle şu kökle birbirini götürür. Şurada kala kala kök x kalır. Kök x 9'un kökü 3'tür. Demek ki x de 9'dur. Cevabımız D seçeneği.